Sevgili Hüsret Öncü de birazdan konuğumuz olacak ama ikinci maç öncesinde arka alanda yine röportajlarımız var. Mikrofon Bengisu Taş'ta. Gecemiz tüm heyecanıyla devam ediyor. Son zamanların aranılan sporcusu Musa var yanımda. Musa, bu maça hazır mısın? Hazır mısın? Çok hazırım. Bu maçı inşallah alacağım. Kazanacağım. Başarılar diliyorum, seni uğurluyorum. Kırmızı köşedeyim ve Adem var yanımda. Gecenin heyecanlı maçlarından biri olacak gibi duruyor. Adem, şimdiye kadar 18 maça çıktın ve hepsinde galip geldin. Bu maç için ne düşünüyorsun? Herkese öncelikle merhaba, iyi seyirler diliyorum. Çalıştık, hazırlandık. Kazanacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca buradan desteklerini esirgemeyen değerli Menemen Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan'a çok teşekkür ediyorum ve kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kulüp Başkanımız Murat Ünsal'a da desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım keyifli bir maç izletebilirim. Bol şans diliyorum, seni uğurluyorum. Evet değerli spor severler, önce mavi köşede 70 kilogram ağırlığında, 26 yaşında, 1.85 boyunda, profesyonel kariyerinde 6 maç yaptı, 5'ini kazanırken birinde mağlup oldu. Ama rakiplerini 2 kez nakavt etti. Antrenörlüğünü ve menajerliğini ustalardan Hasan Fahri Şen yapıyor. Hasan Fahri Şen Fight Club sporcusu, Bengazi Libyalı sporcu Al-Bufi, Musi Musay Mesut. Ve rakibi kırmızı köşede Iğdırlı sporcu, 71 kilogram ağırlığında, 35 yaşında, 1.76 boyunda, profesyonel kariyerinde 18 maç yaptı ve tamamını kazandı. Rakiplerini 10 kez nakavt etti. Bugün köşesinde Kenan Günaydın ve ustalardan Emre var. Terminator Adem Kabak. Müsabakanın ring hakemi uluslararası hakemlerimizden Sayın Murat Okunan sunuyor maçı. Gecemizin ikinci karşılaşmasına doğru geçiyoruz değerli izleyenler. Uluslararası hakemlerimizden Murat Okunan karşılaşmayı yönetecek. Ve bu maçta yanımda çok değerli bir konuğum var. Türkiye'de kickboks denince akla gelen ilk isimlerden, bu sporun öncülerinden Nusret Öncü bizlerle birlikte. Nusret Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Muhteşem bir geceye başladık. Senin yorumlarınla da tadı güzelleşiyor. Teşekkür hocam, eyvallah. İnşallah keyifli olur. Daha da keyifli hale gelecek. Teşekkür ediyorum. İkinci maçımıza geçiyoruz değerli izleyenler. 71 kilogramda Musa Mesut ve Adem Kabak karşı karşıya gelecekler. Hasan Fahrişi'nin öğrencisi Musa Mesut henüz daha 2 hafta önce kendisini Adana'da izleme şansına sahip olmuştuk. Karşısında Adem Kabak var. Kaybetmek nedir bilmeyen ve nakavta gitmeyi de seven bir isim. Adem Kabak, bakalım neler olacak, göreceğiz. Musa Mesut'un bir boy avantajı var rakibine karşı. Bunu bakalım ne kadar değerlendirebilecek ki, zaten spletine göre oldukça uzun bir isim. 71 kiloda, 1.85 boyunda Libyalı Musa Mesut. Adem amatörde de deneyimli, çok maçı var. Profesyonelde de kendini kanıtlamaya çalışıyor. Orta yaşta olmasına rağmen gerçekten sporun faydalarını duruşuyla, fiziğiyle de zaten görüyoruz. Ya 35 yaşında hocam, 9 yaş daha büyük rakibinden ama evet, o 9 yılın tecrübe avantajını da getiriyor beraberinde tabii ki. Burada Adem Kabak. Musa Mesut'un kariyerinde 5 galibiyet, 1 mağlubiyet var. O mağlubiyette sert bir nakavtla almıştı. İyi bir sporcu, yani izlemesi de keyifli bir sporcu bana kalırsa ama oradayken Murat Okunan orayı durdurdu. Devam ediyoruz. İzlemesi keyifli, teknik açıdan evet, temeli sağlam bir sporcu ama yani çenesine o darbeyi aldığında nakavt olabilen de bir isim. Eşleşmeler, fight card düzgün olduğu zaman gerçekten keyifli bir seyir çıkıyor ortaya. Burada da arkadaşlar gerçekten güzel çalışmışlar. Bu şartlarda muhteşem bir eşleşme olmuş. En azından ilk maçta çok güzeldi. Enes maçı ve burada da arkadaşlarımızın şu anki eşleşmeleri muhteşem. Eşleşme düzgün olduğu zaman Musa Mesut rakibin üstüne evet, gitti, bir dizle zıpladı. Kapanmaya çalışıyor Adem Kabak. Uzun bacaklarını gayet iyi kullandı. Adem'in üstüne gitti Musa. Adem'den güzel kontra geldi. Açık verince Musa, biraz kendine fazla güvenince evet, kontrayı da almış oldu. İşte bak ne güzel bir laf söyledin. Demek ki açık verdiğin zaman, rakibe o fırsatı verdiğin zaman onun cesareti ikiye katlanıyor. İlk round'un son dakikasına girdik değerli izleyenler. Sporcular biraz daha birbirlerini tanıyorlar.
yanına yaklaştırmıyor Musa. Boy avantajını kullanıyor. Demek ki artık onu da öğrenmiş yani. Hocam tabii ki yani hep bahsediyoruz bundan zaten. Hani boy bir avantaj olabilir ama kullanmasını bilirseniz. Kesinlikle. Arkasında da dünya şampiyonumuz Hasan Farişen var. Onunla çalışıyor şu an Türkiye'de. İlerleyen zamanlarda çok güzel müthiş bir serbest bu arada. Adem Kabak'ı yere indirmeyi başardı Musa Mesut. Evet. Hakem Murat Okunan sayacak. İlk raundun son bölümlerinde knockdown'u bulmayı başardı Musa Mesut. Adem Kabak devam edecek karşılaşmaya. Musa bir fırsat buldu, rakibin sarsını farkında. Diziyle geldi. Adem kendi oradan çıkarma çabasında, tekme isabeti geldi yine Musa Mesut'tan. Boşluğu arıyor, high kick. Tam isabetli değil, son bir dizle gelecekti ama ilk round'un son gongunda duyduk. Muhteşem bir ilk round oldu. Her iki sporcu da muhteşem. Adem'in ayağında bir sekme oldu ama inşallah bir şey yoktur. Devam eder ki sanmıyorum. Evet şu anda sekiyor. İnşallah hiç olmaz evet. Adem Kabak, Terminator değerli izleyenler. Musa Mesut köşesinde. Diz kapağında şişkinlik mi var? Öyle mi görüyorum? Müdahale yapılıyor şu anda. Çapraz bağlarında evet var. Var. Çapraz bağında sıkıntı var. Soğutucu uygulandı ama yeterli olmayabilir gibi. Evet. İşte ekrandan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. Evet, oturdu. Adem Kabak şu anda köşede kendini yere bıraktı ve sağlık ekipleri hemen kendisinin yanında. Biz ekrandan görüntüleri izlerken Musa Mesut'un hakikaten çok etkili oldu ama etkili olurken açıkta verdiğim ilk round izledik. Yine de ilk round'da Libyalı sporcu kazandı diyebiliriz hocam. Evet çünkü ring hakimiyeti ondaydı. Çok rahattı, sen de farkındasın. Ki zaten bir spinning backfist'te evet. Knockdown'u da bulmayı başardı. Burada dedim ya Adem'in amatör kariyeri çok iyi. İyi bir yaş farkı var mı arada? Hocam bu arada araya giriyorum ama Adem sanki maçı devam edemeyebiliyor evet. Gibi. Evet, bitirdi hakem. Henüz daha bitmedi ama hakem süreyi durdurdular. Evet. Bitirdim hocam, tam görmedim ama son karar çıkmadı ya, zannediyorum. Dövüşemez. Dövüşemez çünkü köşesine bakarak zaten onu söylüyor. Evet, Murat Okunan da bitirecek evet. Gibi karşılaşmayı. Gerek yok. Değil mi? Önemli olan sporcu sağlığı burada. Kesinlikle. Adem'in bu riski almasına da gerek yok. Musa Mesut ringde hazır. Gerek yok çocuğun. Bence sıkıntı almasın. Ya bence köşenin de bıraktırması lazım, avlatması lazım ama evet. Bitirdi. Köşe zaten bitirin dedi. Kenan Günaydın evet. Da orada. Ve mücadelemiz sona eriyor değerli izleyenler. İkinci raunda çıkamıyor. Adem Kabak. Çok keyifli bir maç olabilirdi ikinci üçüncü raundda da sürseydi ama Adem'in bence Adem burada Kruki'den sonra biraz kendini toparlayamadı. İşte bir kez daha ekranlarımızda. Evet. Bu spinning backfist isabeti knockdown'u getirdi beraberinde. Diziyle alakalı herhangi bir şey yok değil mi burada yani? Hocam düşerken bir problem yaşamadıysa sanki görünmüyor gibi burada. Evet. Ama işte hangi noktada sağ bacağına o darbeyi aldı, o sakatlığı hangi noktada işte tam göremedik. Evet. Ama Adem Kabak devam edemiyor karşılaşmaya ve Libyalı sporcu Musa Mesut kariyerinin 7. maçındaki 6. Musa galibiyetini aldı. Mesut bir şekilde. Mesut bir şekilde. Oldukça mesut olacak hocam yani. Değil mi? Bütün takımı. Evet ama genç, yakışıklı bir çocuk. Tarık Sayın'dayız. İkinci roundda teknik nakavtla kazanan sporcu mavi köşede Libyalı sporcu Musa Mesut kazanıyor. Evet Musa Mesut karşılaşmanın galibi oldu. Adem Kabak sakatlığı sebebiyle çıkamadı ikinci raunda değerli izleyenler. Ve Musa Mesut 7 maçta 6 galibiyet. İş adamı Celal Kaya tarafından takdim ediliyor. Bengazili sporcu Musa Mesut ve yine Türkiye Kempo Federasyonu ve Muay Thai Federasyonu Batı Marmara Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Halis Avşar tarafından takdim ediliyor. Adem. Evet değerli izleyenler, çok güzel iki maçla başladık Hekimoğlu Dövüş Arenası'na ve birbirinden keyifli maçlarla devam edeceğiz ama öncesinde sizlerden kısa bir ara rica ediyoruz. Aranın ardından İstanbul'dan canlı yayınla yeniden karşınızda olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.